Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV. Olmasa sayıydı. Bu zaten her şeyde ödün vermeye başladı. Tarihinde İzmit'te düzenlenen basın toplantısında 16 Ocak basın onur günü ilan edildi. Evet, bu işimi içtenlikle kutluyorum. Ben gazetecileri tanıtırken şunu söylüyorum. Akılın ve emeğin, alın terinin birleştiği bir yerlere gerçekten toplumsal bilinçlenmede ve bu bilgilerin bize aktarılmasında basınımızın özellikle çok ama çok önemli bir yeri vardır. Biz birçok projeyi belki düşünebiliriz, belki eyleme geçebiliriz ama birçok hayallerimizin gerçekleşmesinde sizlerin de gerçekten katkısı vardır. Biz bu hayallerin peşinde koşarken siz de haber yapmak için koştunuz. Hep bize cesaret verdiniz. Hep bize bir destek oldunuz. Bu konuda sağladığınız desteklerden dolayı kendi adıma, çalışma arkadaşım adına ve oda personel adına çok teşekkür ediyorum özellikle. Potansiyeli çok yüksek olan bir bölgedeyiz. Türkiye'de organize sanayi bölgelerinin sayıları 330 civarında ama Gebze'de tanımı yapılmış 9 tane organize sanayi bölgesi var. Artı ısrar OSEB yönetmeninden dolayı bir tane de OSEB olabilecek yeni bir OSEB'imiz var. Bunun dışında dün bir takım veriler açıklandı. Belki çoğumuzun cüzdanı yok yanında ama bankadaki hesaplarımız biliniyordur. Allah'a şükür Türkiye'nin en zengin ikinci şehriyiz. Aslında bizim tanımımız küçük ilçe olarak tanımlanıyor ama Türkiye'de en zengin ilçelerden biriyiz arkadaşlar. Ben bu konuda katkı sağlayan, üretim yapan sanayi endüstrisindeki çalışanları olsun, emekçileri, kardeşlerime olsun, tacire, tüccara ve sizlere ve burayı yöneten herkese, STK'lara dahil herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bir katma değer üretiyoruz. Hem bölgenin gelişmesine hem de ülkenin gelişmesine katkı sağlıyoruz. İstanbul'dan sonra İlezzat'ta ikinci sıradayız. Çoğu zaman söyledim, Napolyon'un dediği gibi eğer dünya tek başına bir ülke olsa İstanbul başkent olurdu. İstanbul çok ülkeden büyük. İstanbul'u saymazsanız Türkiye'de birinciyiz. Türkiye'de birinciyiz. Genele baktığımız zaman Türkiye genelinde her ne kadar tanımız bir ilçe olsa bile 72 yılın toplamı kadar vergi toplanıyor. Ben tacire, tüccara ve sizlere alkışlamak istiyorum. Bakın 72 yılın toplamı kadar vergi veriyoruz. Biz sadece verdiklerimizin adaletli olarak Gebze'ye, Çayırova, Darıcadır Ovası'na dağıtılması istiyoruz. Biz yaşadığımız kentte hayatımızı veriyoruz. Bu kentte bize hayat vermeli. Artık bütün dünyada biliyorsunuz akıllı şehir kavramı konuşuluyor. Bugün bu bölge ekonomik yapısı, üretim merkezleri, ticaret merkezleri, tarihi dokusu, turizm ile artık akıllı şehir kavramıyla tanışmak zorunda. Gebze'nin büyük şehir statüsünde il olması Kocaeli'ye çok şey kazandı. Hiçbir şey kaybettirmez. Nedenine gelince bir ailede bireyler büyüyor. Evlilik çağına geliyor. Ne yapıyor? Ayrı bir yer kuruluyor. Ayrı bir yer açılıyor. Nüfusumuz artıyor. Gideceğimiz kapıların sayısı artıyor. Bunu da bu şekilde düşünün. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuda çok güveniyorum. Evet. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 2023'te inşallah ilk il yapılacaklar sırasında Gebze olacak diye düşünüyorum ve bunu ümitle bekliyorum. Temel ihtiyaçlarımıza cevap verecek radyosundan arınmış sağlık olsun, su olsun, gıda olsun ihtiyaçlarımızı koruyamayacağımız
Arkadaşlar 6. duyu organı çalışmayacak depremde. Enerji olmayacak, ulaşım olmayacak. Biz ancak birbirimizi bulacağımız ortak bir nokta olur. Ha, belki bu bölge için yeterli değil ama biz örnek oluruz. Bundan sonra sayıları artar. Gelin hep birlikte destek olun. Deprem toplanma merkezinde tasarım var. Şimdi bölgeye kazandıralım. Sizin kaleminiz çok güçlü. Gerçekten emeğiniz çok var kendi gelişmesine. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. 2019 yılının sizlere, ailemize, bölgemize, ülkeye huzur ve barış mutluluk getirmesini temin ederken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, aynı zamanda 16 Ocak Onur Günümüzü şimdiden kutluyorum. Kaleminize sağlık. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun. Kocaeli'nin yeni nesil televizyonu. Kocaeli Gebze TV.